Herkese tekrar merhaba. Merhaba. Tuncay tekrar bizi bir hafta sonu doğa turuna getirdi, doğa kampına getirdi. Öncelikli olarak biraz lokasyon hakkında bilgi alalım kendisinden. Neredeyiz Tuncay? Şimdi bugün Dağlık'tayız. Dağlık Barajı'nın hemen kıyısındayız. Gördüğünüz üzere bayağı bir sular çekilmiş. İlkbaharda geldiğimizde bayağı yüksekteydi sular. Şu anda aslında suyun olduğu yerdeyiz değil mi? Evet, normalde burası gölün içerisi. Yani peki şöyle göstersek kamerayla çizgi suyun çizgisi ne tarafa doğru? Şu hemen evet, ağaçların altı diyebilir miyiz? Normalde ağaçların 2-3 metre altına kadar su vardı. Su vardı ama şu anda maalesef. Herhalde yağışlardan kaynaklı. Yağışlar. Hala baraj yeterince dolu değil. Peki buraya gelmek için hangi yolu takip ediyorsun? Daha doğrusu nereden geliyorsunuz buraya, onu öğrenin. Aslında İstanbul'da Avrupa yakasını, Anadolu yakasını. Tabii Anadolu yakasındayız. Şu anda Şile'deyiz. İlçe olarak Şile'nin Darlık Köyü. Aslında Korucu Köyü var. Buranın girişi. Korucu Köyü'den itibaren biraz daha yollar sertleşebiliyor. Biraz daha toprak zemin oluşuyor. Offroad araçlarla gelmek biraz daha şey olabilir. Mantıklı olabilir. Yani iki çekerleri tavsiye etmiyorsunuz burası için. Özellikle arkasında karavan çeken. Yani karavanla geliyorsa ve biraz da yağış ihtimali varsa. Çamur ihtimali var. Evet, yağış ihtimali varsa çamur. Dolayısıyla bir offroad araç gerekebilir ama tabii yaz döneminde bir sıkıntı olmaz. Yaz döneminde herhangi bir sıkıntı olmuyor diyorsunuz. Evet, Korucu Köy'den sonra yaklaşık bir 4 km civarı ilerliyoruz. Stabilize yol var. Stabilize yol var ama geldik gelirken baktık yani. Tabii biraz şimdi zaten videoda gösteririz, biraz yollar dar ve toprak ama kaynaklı da şey olmuş biraz. Kanallaşmış yani. Tabii yarılmalar olmuş. Ama şu anda istersen göstereyim, kaldığımız yer çok güzel. Dağlıktaki, yani bu alanda ilk defa geliyorum bu arada. Biraz daha önce geride kalmıştık, geride durmuştuk. Peki. Daha önceki geldiğiniz araç neydi, şimdiki araç ne? Ne kullanıyorsunuz? Daha önce hangi araçla gelmiştiniz buraya? Çünkü zorluklardan bahsettiniz, röportajdan hemen önce biraz konuşuyorduk. Daha önce Sportage vardı. İki çeker, önden çekerli. Bayağı bir sıkıntı yaşamıştık, sizle de gelmiştik daha önceden. Özellikle çamurlu durumlarda veya çok sert viraj ve yokuşlu virajlarda araba tabii karavanı çekemiyor. O da çekimli durumda. Şimdi karavanlı araç toplam yaklaşık bir 9-10 metre. Bu araçta bir 11 metreyi bulabiliyor. Bir uzunluk olduğu için çekemediği durumda yokuşta geri gitme şansınız da bayağı zor. Yani o şeyi manevraları çok iyi yapmak gerekiyor. Ama bu araçta şu anda patinaj bile çekmedik buraya kadar. Şu an ne kullanıyorsunuz? Şu anda Musso Grand, Senyak, Güney Kore. 2019 model bir araç, zaten yeni, bu sene yeni çıktı. Mayıs gibi çıktı işte biz de. Şu an Kasım'dayız, Ekim ayında almıştık. Sanırım bu araçla üçüncü kamp. Ha, bu araçla üçüncü kampınız yani. İki ettim yani. İki defa Bolu'ya gittik. Bir Bolu Düzce sınırında Torkul Gölü var. Bir de Sürüklü Göl. Ama burası da oradan aratmıyor. İstanbul içinde olması arama. En zorlandığınız rota neresiydi? Yani burası mı diyebiliriz yoksa Bolu muydu? Aracı zorladığınız, test ettiğiniz bir yer oldu mu? Yani aslında rota zor değildi ama Kartepe'ye giderken yükseklik olduğu için yaklaşık bir 1200 metre falan çıkıyoruz. Orada benzinli bir araç boğulabiliyor. Hem arkanda bir tondan fazla karavan var ve yine kendi eşyalarımız oluyor ve 4-5 kişilik. Araç inanılmaz zorlandı. 3-5 kilometre hıza düştük. Hatta bir arkadaşı araba son gazdayken, yani 3 kilometre hıza giderken arabadan yürüyerek indi. Biraz kilodan ferah etmek için. Şey kurtarmak için, ağırlıktan kurtarmak için diyorsunuz. Peki anladığım kadarıyla bu araçta 4x4 seçeneği var değil mi? Doğru, yani 4x2 olarak satılıyor. Bendeki versiyon 4x4. Ama seçmeli yani. Seçmeli yani. Normal şehir için 4x2 kullanabiliyoruz. Peki 4x4'ün kendi içerisinde şeyleri var mı? Modülleri var mı? Tabii. Toprak zeminler için 4x4 high dediğimiz versiyon kullanıyoruz, modeli. Yine bir tuşla bunu lova çeviriyoruz. Lova'da da biraz daha çamur, daha bakir alanlara girerken en zorlu koşulları 4x4'ün low versiyonu giriş yapıyoruz. Yani artık vitesten vazgeçmişler. Eskiden 4x4 için yanda ekstra bir vites oluyordu. Artık düğmeye çevirmişler yani. Vites oluyor ve bazı araçlarda hala var.
O seçim hakkı yok. Yani araç 4x4 ise şehir içinde 4x4 gitmek zorundasın. Hatta artık yeni nesil araçlarda o seçim seçmeli olmuş. Peki 4x4'e geçmek istediğinizde araç durmak mı zorunda, yoksa belirli bir kilometreye kadar giderken 4x2'den 4x4'e geçebiliyor musunuz? Şimdi toprak yollarda kullandığımız 4x4 modunda 60 km'ye kadar hızla değişim yapabiliyorsunuz. Yani 4x2'den 4x4'e geçebiliyorsunuz. Hı-hı. 60 km hızla. Ama lova geçerken aracı durdurup boşalıp o şekilde bastıktan sonra 5-10 saniye bekleyip lovada geçip devam edebiliyorsunuz. Peki zeminden tabana kadar, aracın tabanına kadar olan yüksekliği 40-50 santimden fazla mı? Aracın tabanına kadar olan yüksekliği 1.80. 1.80. Uzunluk ise 5.5 metre. Hı hı. Karavan da 4.30 civarında ise yaklaşık bir 10 metreyi buluyor. Uzunluğu 10 metreyi buluyor ama manevrada herhangi bir sıkıntı yaşamadım diyorsunuz, çok dar yerler haricinde. Tabii sıkıntı yaşayabilirsin. Sonuçta bir 10 metrelik bir uzun araçla gidiyoruz ama tabii ona göre artık siz bir alışkanlık sağlıyorsunuz. Karavanı tanıyorsunuz, aracı tanıyorsunuz. Bir süre sonra zaten riskleri kendiniz ölçüyorsunuz. Peki römorkla park etmek zor. Peki römorkla park etmek zordur diyorlar. Hani terse çevirmen lazım, istediğin istikamete gitmek için terse çevirmek lazım gibi. Hani bununla ilgili böyle söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Bir ipucu verebilir misiniz yani insanlara? Yani bir kere römorkla düz giderken hiçbir sıkıntı yok. Yani yaklaşık yarım saniye sonra aracınızın tekerinin olduğu yere geliyor. Yani sağa çevirdiğinizde yarım saniye sonra zaten orada oluyor karavan. Orada bir sıkıntı yok. Yalnız geri geri giderken manevralara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani atıyorum siz örnek 3 santim sola çeviriyorsunuz direksiyonu. Hı hı. Ama karavan 20 santim sağa gidiyor. Hı. Yani sola çevirerek geri gittiğinizde karavanın arka tarafı sağa doğru gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla bunlar aslında bir deneyim. Yani sürekli olarak geri çık yapacaksınız. Hı hı. İlk başta da geniş alanlarda dönüş yaparsınız. Kap yap bektiğiniz yerlerde. Sonrasında zaten kendiniz o gelişimi gördükten sonra yine kendiniz kendi riskinizi hesaplayarak park edebilirsiniz. Ama dediğim gibi zor. Dikkat edilmesi gereken nokta da mesela eğer karavanın arkasında bir kamera yoksa bu bir risk. Çünkü yani 6-7 metre arkanızda bir şey var. Ve onun arkasını görmüyorsunuz. Burada bir insan olabilir, eşya olabilir, hayvan olabilir, beton olabilir, taş olabilir, her şey olabilir. O yüzden tavsiyem yani ya inip kendiniz bakmanız ya da arkadaşınız varsa size eşlik etmesi. Kılavuzluk edecek. Yani yavaş manevralar her zaman daha güvenli diyorsunuz. Tabii yani doğrudur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Olur.